arkadaşlar. Matematiğin ilacı 12'li denemelerin 6. denemesiyle çözümlerimize devam ediyoruz. Birinci soru aşağıda gösterilen 3 bölmeli bir dondurucunun birinci ve ikinci bölmelerinin hacimlerinin toplamı, birinci ve üçüncü bölmelerinin hacimlerinin toplamı ve ikinci ve üçüncü bölmelerinin de hacimleri toplamı verilmiş. Buna göre dondurucunun tüm bölmelerinin hacimleri toplamı kaç birim küptür? Şimdi şöyle diyelim, birinci bölmeye x, ikincisine y, üçüncüsüne de z diyelim. Birinci ve ikinci bölmelerin toplamı dediğine göre x ile y'nin toplamı bize 27 çarpı 2 üzeri 9 verecek. Yani 3 üzeri 3 olarak yazalım. Çarpı 2 üzeri 9. Birinci ve üçüncü demiş. O zaman x ile z'nin toplamı ise 2 üzeri 11'miş. İkinci ve üçüncü demiş. Yani y ile z'nin toplamı da 2 üzeri 9 verilmiş. Şimdi bize x ile z'nin toplamı lazım. Şöyle yapalım. Bunların tamamını topladığım zaman 2 tane x, 2 tane y, 2 tane z gelecek. İki parantezini alıyorum. X artı y artı z. Bunları da toplayabilmemiz için şöyle yapalım. Ortak olan değerler var. Mesela burada 2 üzeri 9, 2 üzeri 9. Burada da 2 üzeri 9 var. O zaman ortak parantezi alarak yazacağım. Geriye 3 üzeri 3'ten 27 kaldı. 2 üzeri 9'u aldık. 2 tane 2 kaldığı için 2 üzeri 2'den 4 kaldı. Burada da sadece 1 çarpanı kaldı. 2 çarpı x artı y artı z eşittir 2 üzeri 9 çarpı topladığımız zaman burası 32 geldi. 32 ile 2'yi sadeleştirdiğimiz zaman 16. Yani x'in, y'nin ve z'nin toplamı 2 üzeri 9. 16'yı da şöyle yazabiliriz. 2 üzeri 4 çarptığımız zaman da 2 üzeri 13'e eşit oldu. İkinci soruda kapalı durumda bulunan bir maket bıçağı. Şekil 1'de maket bıçağının itici kolunun 2 kademe ileri gitmesiyle oluşan görüntü şekil 2'de gösterilmiş. Maket bıçağının itici kolu her kademede bıçağı eşit uzunlukta ileri doğru itmektedir. İtici kol eninci kademeye geldiğinde dışarı çıkan bıçak kısmının uzunluğu 32 bölü 3 santim olduğuna göre en kaçtır? Şimdi ilk başta burada ikinci kademeye geldiğinde dışarıda 2 tam 2 bölü 3 yani 8 bölü 3 santim dışarıya çıkmış. Eninci kademeye geldiğinde ise dışarıya 32 bölü 3 kadarlık kısmı çıkmış. Şöyle diyelim, eninci kademeye geldiğinde 32 bölü 3 kadarlık kısmı dışarı çıkmış. Buna göre en kaçtır diyor. Şimdi şöyle diyelim, ikinci kademede 8 bölü 3, eninci kademede 32 bölü 3. Baktığımız zaman bunun 4 katı olduğuna göre o zaman aynı şekilde oran yaptığımız zaman bunun da 4 katına o zaman denk gelecek. Dolayısıyla 2 çarpı 4'ten de en değerinin buradan 8 olduğunu bulmuş oluyoruz. Üçüncü soruda Remziye, Didar ve Dilan'ın bir miktar parası vardır. Bu kişiler paralarının bir miktarını harcıyor. Şimdi şöyle diyelim, Remziye, Didar ve Dilan diyelim. Didar Remziye'nin harcadığı miktarın 2 katı kadar, Dilan da Remziye'nin harcadığı miktarın 3 katı kadar para harcıyor. Şimdi o zaman şöyle diyelim, Remziye x kadar para harcıyorsa Didar da onun harcadığı miktarın 2 katı kadar para harcıyormuş. Yani 2x kadar. Dilan da Remziye'nin harcadığının 3 katı kadar harcıyor. 3x kadar harcamış oldu. Ve son durumda üçünün de paraları eşit olmuş. Buna göre harcama yapmadan önce bu kişilerdeki para miktarlarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisine verilmiştir? Şimdi bu en fazla para harcamış ve buna rağmen paraları eşitlendiğine göre o zaman Dilan'ın parası elindeki para en fazla olacak ki şu an eşitlenmiş. En az parası olan da Remziye, çünkü en az miktar harcadığında bunlarla eşit aynı duruma geliyor. Dolayısıyla en az parası olan Remziye olacak. O zaman şöyle diyeceğiz, Didar ve daha sonra da Remziye. Bize küçükten büyüğe dediğine göre önce Remziye diyeceğiz, sonra Didar diyeceğiz ve en sonunda Dilan olacak. Dördüncü soruda aşağıdaki cetvel üzerinde A, B, C ve D noktaları işaretlenmiştir. A ile B noktaları arasındaki uzaklık verilmiş, B ile C arasındaki uzaklık veriliyor. C ile D arasındaki uzaklık da verilmiş ve A ile D noktaları arasındaki uzaklık soruluyor bize. Şimdi öncelikle buna baktığımız zaman 5 eksi 2 kök 6 verilmiş. Şimdi bizim şöyle bir kuralımız vardı. Buradaki katsayı eğer 2 ise biz bunları şöyle yazabiliyorduk. 2 tane sayı alacağız. Sayıların çarpımı buradaki kök içindeki sayı, toplamları da buradaki sayı verecekti. Mesela 3 ve 2 çarpımları 6, toplamları da 5'i verdi. Dolayısıyla bu ifade şöyle yazıyoruz. Önce büyük olanı yazıyoruz. Kök 3, aradaki işaret eksi olduğu için eksi dedik. Kök 2 şeklinde burada eşit geldi. Yani A ile B arasındaki mesafe kök 3 eksi kök 2'ye eşitmiş. Aynı şekilde B ile C arasındaki mesafeye bakalım. Burada da içerisinde 3 artı 2 kök 2 verilmiş. Burada da yine katsayımız 2 şartı sağlıyor. O zaman çarpımları 2'yi verecek. 2 ile 1 mesela çarpımları 2, toplamları da 3'ü verdi. Dolayısıyla burası da kök 2 arada artı olduğu için de kök 1 şeklinde yazıyoruz. O zaman BC arasındaki mesafe için de kök 2 artı kök 1 de zaten 1 demek.
Her bir aralığı bildiğimize göre bize A ile D arasındaki mesafeyi sormuş. Hepsini toplayacağım o zaman. AB arasındaki mesafe kök 3 eksi kök 2. Artı BC arasındaki mesafe kök 2 artı 1. Artı CD arasındaki mesafe ise kök 3 eksi 1 verilmiş. Birler sadeleşti, kök 2'ler sadeleşti. Kök 3'lerin toplamından da cevabımız 2 kök 3 oldu. Beşinci soruda rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı iki basamaklı XY sayısı için tanımlamalar yapılmış. Şimdi bu şekilde verildiğinde XY sayısındaki büyük rakamın küçük rakama bölümünden elde edilen bölüm demiş. Bu şekilde olduğunda ise XY sayısının rakamlarının çarpımı. Buna göre bu ifadenin en büyük değerini istiyor. Şimdi şöyle alsak mesela burada bu bölümün en fazla olabilmesi için x'i 9 alsak mesela y'yi 0 değil de burada 0 alamayız çünkü sıfırdan ve birbirinden farklı olsun demiş. Y'yi 1 alsak büyük sayının büyük rakamın küçük rakama bölümünden buradan bölüm 9 gelir. Ama burada da 9 ile 1'in çarpımı gelecek ve tekrar 9 olacak ama toplamları 18. Şu an 18'i bulabildik. Daha büyük bir sayı bulabilir miyiz ona bakalım. Şimdi bunun dışında 9'la mesela şöyle alabiliriz. 9'a mesela 8 almış olsaydık burasını. 9'u 8'e böldüğümüz zaman bölüm 1 bir defa vardır içinde sonuçta. Buradan 1 gelir ama burası da 8 olduğunda 9 çarpı 8'den 72 gelir. Toplamları ise 73 olur. Şu an daha büyüğünü bulabildik. Bunun dışında 90 mesela 7'yi düşünmüş olsak 9'a 7'nin çarpımı 63 olacağı için bundan her türlü küçük gelecek. O zaman burada 73'ten daha büyük bir sayı elde edemediğimize göre çünkü gittikçe tekrar yine küçülmeye başlayacak. O yüzden en büyük değeri 73 oluyor. 6. soruda A, B ve C birer doğal sayıdır. Çarpımın sonucu ise bir tek sayıdır demiş. Şimdi bu çarpım tek ise bize hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor. Şimdi direkt şunu söyleyebiliriz. Çarpım tek ise iki ifade de mutlaka tek olmak zorunda. Çünkü biri bile çift olsaydı cevap çift olurdu. Şimdi o zaman A eksi B de kesinlikle tek, B eksi C de kesinlikle tek olacak diyoruz. Şimdi eğer ikisi de tek olursa, A da tek, B de tek olursa, tekten tek çıkarsa cevap çift olur olmaz. İkisi de çift olursa yine aynı şekilde cevap çift olur yine olmaz. Dolayısıyla birinin tek birinin çift olması lazım. Yani A tek, B çift olabilir ya da tam tersi çift tek şeklinde. Burada da durum aynı şekilde. Mesela burada B'yi çift aldıysak burada B çift olduğunda C'nin tek olması lazım. Tam tersi burada B tek olduğunda ise C'nin de çift olması gerekecek. Buna göre bu birinci durum, bu ikinci durum şeklinde bunları düşüneceğiz. Hangileri kesinlikle demişti? Şimdi A ile C'nin toplamı, mesela birinci duruma baktığımız zaman A ile C'nin toplamı tek sayı mıdır bakalım. A sayısı burada tek, C sayısı tek, tek ile tekin toplamı çift geliyor. Direkt birinci durumda yanlış oldu. Dolayısıyla kesinlikle diyemeyiz. A çarpı B artı A çarpı C demişim. Burayı şöyle düzenleyelim. A parantezine aldım. B artı C geldi. A sayısı mesela ilk iki durumu da inceleyeceğim yine. A sayısı tek olduğunda B ile C'nin toplamına bakalım. B sayısı çift, C sayısı tek. Topladığımız zaman tek geliyor. Çarpımları tek geldi. A sayısının çift olma durumuna bakarsak bu çarpım direkt burası ne olursa olsun bu çarpım direkt çift olacak. Dolayısıyla çarpım kesinlikle tektir diyemeyiz. Üçüncüsüne bakalım. A, B, C çifttir demiş. Şimdi birinci durumda da içinde mutlaka bir tane çift. Aynı şekilde ikinci durumda da içinde mutlaka bir tane çift olduğu için çarpım kesinlikle çift sayıdır diyoruz. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı geldi. Yedinci soruda aşağıdaki sayı doğrusunun 5 noktası üzerinde duran A ve B böcekleri aynı anda ok yönünde bulundukları konumdan sabit hızlarla uzaklaşmaya başlıyor. Birinin hızı diğerinin hızının 2 katı olan bu iki böcek bir süre sonra aynı anda duruyor. Böcekler durduğu anda A böceğinin bir noktasına olan uzaklığı B böceğinin 7 noktasına olan uzaklığının 2 katı oluyor demiş. Şimdi buradaki mesela A böceği buraya geldiğini düşünelim. B böceğinin ise buraya geldiğini düşünelim. Burası A noktası, burası da B noktası olsun. A böceğinin bir noktasına olan uzaklığı B'nin 7 noktasına olan uzaklığının 2 katı oluyor. Şimdi bu aradaki mesafeler lazım o zaman bize. Bunları şöyle diyelim. Bu aradaki mesafe için uzaklık olduğu için mutlak değer içerisinde yazacağız. Dolayısıyla bu aradaki mesafeye A eksi 1 ya da mutlak için de yine 1 eksi A da yazabiliriz. Mutlak olduğu için fark etmiyor. Bu aradaki uzaklık B eksi 7 mutlak içerisinde B eksi 7 arasındaki uzaklıktan uzaklığın 2 katıymış. O zaman biz bunu 2 ile çarparsak bu iki uzaklık birbirlerine eşit olur. Şimdi bunları mutlaktan çıkarmamız lazım. A değerine baktığımız zaman A 1 ile 5 arasında olduğu için pozitif bir sayı. 1'den büyük bir sayı. Dolayısıyla içerideki ifade pozitif olacağı için dışarıya olduğu gibi çıkartıyoruz. A eksi 1 olarak çıktı. 2 çarpı şimdi B eksi 7, 5 ile 7 arasında bir sayıdan bahsediyoruz. Mesela 6 sayısı olduğunu düşünürsek.
Burada 6-7'den dolayı içerisi negatif bir sayı olacak. O yüzden de içerideki ifadeyi eksi ile çarparak dışarı çıkartıyoruz. Eksi b artı 7 geldi. Düzenleyelim şimdi. A eksi 1 eşittir. Eksi 2b artı 14. Eksi 2b karşı tarafa alırsak a artı 2b eşittir 15 olacak. Buna göre a böceğinin sayı doğrusu üzerinde bulunduğu nokta hangisidir demiş. Bize a'yı sormuş. Şimdi a'nın alabileceği değer ve b'nin alabileceği değerler belli zaten. Burada mesela b yerine yazabileceğimiz sayıları düşünürsek, tam sayılar sonuçta bize a noktasının olduğu yer bir tam sayı üzerinde vermiş. B'nin de bir tam sayı dersek mesela 6 dediğimiz zaman 12, a da o zaman 3'e denk geliyor. O zaman a böceğinin sayı doğrusu üzerinde bulunduğu nokta 3 noktası olacak. Bunun dışında herhangi bir değer burada sağlamıyor çünkü arada bir tane tam sayı var zaten. Dolayısıyla a'nın değerini 3 olarak bulmuş oluyoruz. 8. soruda silindir biçiminde 6 özdeş deliği bulunan bir tuğlanın 2 deliğine, bu deliklerle aynı çaplara sahip farklı boylardaki 2 silindir çubuğun tuğlanın tabana değecek şekilde yerleştirilmiş hali şekil 1'de. Bu şeklin üzerine özdeş bir tuğla delikleri üst üste gelecek biçimde yerleştirildiğinde ortaya çıkan görüntü şekil 2'de verilmiş. Şekil 1'deki silindir çubukların tuğlanın üzerine kalan kısımlarının boylarının oranı demiş. Şimdi mavi kısmın kalan kısmı 2x artı 3. Yeşil kısma ise başka bir isim verelim, y diyelim mesela. Bunların oranının 2 bölü 5'ten büyük olduğunu söylüyor. Buna göre yeşil çubuğun boyunun alabileceği tam sayı değerlerini gösteren en geniş aralık nedir demiş. Yani bize y'nin aralığını soruyor. Şimdi buradaki ifade mesela üstüne tekrar ikinci aynı özdeş tuğla yerleştirildiğinde mavinin tam sınır gelmiş burada. O zaman buradaki uzunluk demek ki yani 2x artı 3 demek ki 20'ye eşit. Şöyle yazalım, 2x artı 3 demek ki 20'ye eşitmiş. Burada o zaman yerleştirelim, bize zaten y lazım. Buraya 20 yazdığım zaman sadeleştirelim, burası 10 geldi. 10 bölü y büyüktür 1 bölü 5. Buradan 5 ile genişlettiğim zaman 50 büyüktür y geldi. Yani y değeri kesinlikle 50'den küçük olacakmış. Daha sonra şöyle söyleyelim. Mesela burada ikinci tuğla yerleştirdiğinde y'nin hala dışarıda kalan bir kısmı var. Yani o zaman buradaki y değeri, mesela 20'yi şöyle düşünürsek y değeri bunun tamamıydı. Y değeri de o zaman 20'den kesinlikle büyük gelmesi gerekiyor. Buradan y'nin aralığı için şöyle söyleyebiliriz. 20 ile 50 arasında olacak. Bizden ise buradaki yeşil çubuğun boyunun alabileceği tam sayı değerlerini gösteren en geniş aralıktan bahsetti. Yani burada sonuçta y görünen kısmıydı. Burada alt tarafta da bir 20 birim olduğuna göre yeşilin çünkü yere değecek demişti. Yeşilin tamamı aslında y artı 20. Yeşil çubuğu bulabilmemiz için, onun aralığını bulabilmemiz için o zaman bize y artı 20 lazım aslında. Şöyle diyelim o zaman, bu eşitsizliğin her tarafına 20 eklersek 20 ekledik 40 geldi. 20 ekledik y artı 20. 20 ekledik 70. Y artı 20 bize yeşil çubuğun boyunun tamamını vermiş oldu. Ve onu da alabileceği aralık 40 ile 70 aralığında geldi. 9. soruda 28 müşterinin bulunduğu bir lokantada müşterilerden et yemeği siparişi vermeyen 17, tatlı siparişi vermeyen 16 kişi vardır. 10 müşteri ne et yemeği ne de tatlı siparişi vermiştir. Buna göre bu lokantada hem et yemeği hem de tatlı siparişi veren müşteri sayısı kaçtır? Şimdi şöyle yapalım. Et yemeği ve tatlı yemeği siparişi verenler için. 10 müşteri ne et yemeği ne de tatlı siparişi vermiş. Yani hiç bir sipariş vermediğine göre dışarıda kaldı. Şimdi et yemeği siparişi vermeyenler o zaman etin dışındakiler, yani burası ve dışarıdakiler olduğu için toplam 17 olması için buraya 7 kaldı. Tatlı siparişi vermeyen 16 olduğuna göre tatlının dışında burada 10 var. O zaman burası 6 olacak ki toplamları 16. Buna göre lokantada hem et yemeği hem de tatlı siparişi veren, yani buradaki değeri sormuş bize. Şimdi müşteri sayısı 28 olduğuna göre bu değerlerin toplamının 28 olması gerekecek. 13, 23 geldi. 23 artı x'in 28 olabilmesi için x değerimiz 5 oldu. 10. soruda düz bir duvar plaka denilen kaplama malzemesi kullanılarak kaplanacaktır. Bir kenarı x birim olan bir tane kare plakadan demiş. Bir kenarı x birim olan bir kare ise buradaki alan nedir? X çarpı x'ten x kare. Bu plakadan bir kenarı y birim olan 3 tane kare plaka kesilerek atılıyor. Şimdi o zaman kesilen kısım yine burada kare olduğuna göre, bir kenarı y olduğuna göre y kare, 3 tane olduğu için 3 y kare olacak. Elde kalan plaka ile bu duvarın bir kısmı dediğine göre o zaman bunu çıkarttığımız zaman elde kalan plaka bu. Kısa ve uzun kenarları x birim ve y birim olan dikdörtgen şeklindeki iki plaka ile duvarın kalan kısmı kaplanıyor. Yani bununla bir kısmı, devamı da diğer kısmı da bir kenarı x ve y birim olan iki tane dikdörtgen plakadan bahsediyor. Diğer duvarın kalan kısmı da bununla kaplanmış.
Bu işlemler sonunda duvarın kenarlarından taşma olmadan duvar tamamen kaplandığına göre duvarın kaplanan yüzünün alanı hangisidir? Yani bundan bahsediyor. Bunu şöyle düzenleyelim. X kare artı 2xy eksi 3y kare dersek çarpanlarını ayırdığımız zaman 3y'yi eksi y diyelim. Çarp bunları eksi 3y kare. Çapraz çarpı topladığımız zaman da ortadakini veriyor. Bunu o zaman çarpanlarını şöyle ayıracağım. X artı 3y x eksi y şeklinde. Dolayısıyla buradan da cevabımız C şıkkı olacak. 11. soruda A ve B takımlarının bazı oyuncuları ile sırasıyla oluşturulan A ve B kümeleri aşağıda verilmiştir. A kümesinin her bir oyuncusu B kümesinin farklı bir oyuncusuna tam sağ pres uygulayacaktır. A kümesi tanım kümesi, B kümesi değer kümesi olarak düşünülürse Berat'ın Tufan'a tam sağ pres yaptığı A'dan B'ye kaç farklı birebir fonksiyon tanımlanabilir? Şimdi Berat Tufan'a tam sağ pres yapacakmış. Burada da A'dan B'ye birebir fonksiyon tanımlanabilmesi için o zaman buradaki geriye kalan iki elemanı da diğer bir kişiyi seçerek burada fonksiyon tanımlanacak. Şimdi Yusuf'a baktığımız zaman Tufan'ı burada eledik. Tufan zaten burada Berat Tufan'a tam sağ pres yaptı. Birebir olması için Yusuf'un da Tufan dışındaki herhangi biriyle eşleşecek. 1, 2, 3, 4, 5 tane oyuncudan biriyle eşleşeceği için 5 ihtimal var. Ve Kadir'e geldiğimiz zaman Kadir de mesela burada herhangi birini daha eledik. Hakan'ı eledik. Kadir'in de o zaman burada eşleşebileceği 2, 3, 4 kişi kaldığı için çarpı 4 diyorum. Dolayısıyla birebir fonksiyon sayısını buradan 20 olarak buluyoruz. 12. soruda AB 2 basamaklı bir sayı için FAB şeklinde tanımlanmış. Buna göre A2 2 basamaklı bir sayı olmak üzere FA2 4'tür. Buna göre A'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi öncelikle mesela A B'den büyükse demiş. Şöyle diyelim o zaman A 2'den büyük ise A eksi B olacakmış. Yani A eksi 2 4'e eşit olacak. Bunu sağlayan A değeri 6 2'den büyük olduğu için sağlıyor. A B'ye yani A 2'ye eşit olabilir. Bu şekilde olduğunda A ile 2'nin çarpımı 4 olacak. Buradan da A değeri 2 geliyor. Yani yine sağlamış oluyor. A'nın 2 değerini de aldık. A B'den küçük ise yani A 2'den küçük ise A ile 2'nin toplamı 4 olacak. Buradan da yine A değeri 2 geliyor. Burada A'nın 2'den küçük olması gerekirken 2 geldiği için bunu zaten almadık. A'nın alabileceği farklı değerlerin toplamını istediği için cevabımız 8 geldi. 13. soruda bir taşınabilir bataryanın dijital ekranında hem bataryanın hem de kendisine bağlı bir telefonun mevcut şarj miktarı gösterilmekte. Taşınabilir bataryanın şarjının bir birim azalması, telefonun şarjının iki birim artması demek. Batarya ve telefondaki şarj miktarları şekil 1'deki durumdayken bir süre sonra ekranda şekil 2'deki görüntü oluşuyor. Buna göre x kaçtır? Şimdi o zaman bataryanın şarjı a kadar azalıyorsa telefonun şarjı 2a kadar artacak. Şöyle diyelim 95'ten o zaman a'yı çıkarttığımız zaman 35 artı x'e eşit olacak. X'e de 2a eklediğimiz zaman 95'e eşit olacak. Burada a'yı karşı tarafa 35'i diğer tarafa aldığımız zaman 60 eşittir x artı a geldi. Hatta bunu altına yazalım. X artı a eşittir 60. Burada şöyle diyeceğim. X ile çarptığımız zaman x'ler gidecek ve a değerimiz de buradan 35 gelecek. X artı a 60'ta a 35 olduğuna göre yerine yazdığımız zaman da x değerimiz de buradan 25 geldi. 14. soruda Semra bir kitabın yarısını günde 20 sayfa, geriye kalan yarısını günde 30 sayfa okuyarak bitirebileceğini hesaplıyor. Semra aynı kitabın dörtte birini günde 20 sayfa, geriye kalan kısmını ise günde 30 sayfa okursa ilk duruma göre okuma süresinin bir gün eksik olacağını hesaplıyor. Buna göre Semra bu kitabı günde 15 sayfa okuyarak kaç günde bitirebilir? Şimdi burada hem dörtte biri alınmış hem yarısı alınmış. O zaman şöyle diyelim kitabın tamamını 4x olarak alsak. Kitabın yarısını demiş yani 2x kadarını 20 sayfa, yarısını günde 20 sayfa demiş. O zaman 2x'i 20'ye böldüğüm zaman kaç günde bitirildiğini buluruz buradaki ilk yarısını. Daha sonra geriye kalan yarısında yani 2x kadarını günde 30 sayfa okuyarak bitiriyormuş. Toplam gün sayısı bir kitabı toplam bu kadar günde bitirdi. Yani buradaki sayfa sayısını 22x kadar sayfayı 30 sayfa ya da 20 sayfaya böldüğümüz zaman kaç günde okuduğunu bulmuş oluyoruz. Diğer duruma baktığımız zaman aynı kitabın 4'te 1'ini yani x kadarını günde 20 sayfa, geriye kalan kısmını 3x kadarı kaldı. Geriye kalan kısmında günde 30 sayfa okursa ilk duruma göre okuma süresinin bir gün eksik olacağını hesaplıyor. Yani buradaki okuma süresiyle buradaki okuma süresi arasında buna göre bir gün eksik olacakmış. O zaman biz bu iki ifadeyi eşitleyebilmemiz için buradaki bu eksik sonuçta bir gün eksik çıkıyormuş. Ben buna bir eklersem ikisini eşitleyebilirim. Şimdi payda eşitlersek burasını 3 ile burasını 2 ile genişlettiğimiz zaman 6 buradan 4 10x bölü 60 geldi.
Karşı tarafta da yine genişlettik 3 ile 2 ile. Buradan da 9x bölü 60 artı 1. Paydalar eşit zaten. Burası 10x eşittir. Düzenlediğimiz zaman 9x artı 60 geldi. Paydaları gönderdik. 60x'leri sadeleştirmiş olduk. 9x'i karşı tarafa aldığımız zaman da x değerimiz 60 oldu. Semra bu kitabı demiş. Şimdi kitabı 4x almıştık. X 60 olduğuna göre kitap 240 sayfa. Günde 15 sayfa okuyarak demiş. O zaman 15'e böldüğüm zaman kaç günde bitirebileceğini bulurum. 240 bölü 15'ten de cevabımız 16 oldu. 15. soruda bir şarküteride bir paket içinde eş 6 dilim A marka, eş 4 dilim B marka salamın bulunduğu kahvaltılık ve bu kahvaltılığın satış fiyatı aşağıda gösterilmiş. Şimdi o zaman şöyle diyelim, burada 6 tane A marka varsa 6A, 4 tane B marka varsa 4B diyelim, toplamları 50 TL'ymiş. Bir müşteri şekildeki kahvaltıda 4 dilim A, 1 dilim B marka salam eklettirip satın aldığında etiket fiyatı 7 bölü 5 katı oluyor. Şimdi 4 dilim daha eklediği zaman 10A oldu, 1 dilim de B eklediği zaman 5B oldu ve toplam etiket fiyatı 50'nin 7 bölü 5'i olacak. Yani buradan da 70 TL gelecek. A ve B marka salamlar kullanılarak 20 liralık bir kahvaltılık hazırlanırsa bu kahvaltılığın içinde kaç tane B marka salam bulunur? Şimdi 20 liralık, bunların arasında fark 20 lira dikkat ettiyseniz, şöyle diyelim. Burasını eksiyle çarptığımız zaman topladık. Burada 4A kaldı, burada B kaldı, burada da 50 eksi 50 artı 70'ten 20 kaldı. Yani 4A artı B'nin 50 lira olduğunu bulduk. O zaman 20 liralık bir kahvaltıda 4 tane A marka, 1 tane B marka salam var. Bize kaç tane B marka salam olduğunu sorduğu için cevabımız E şıkkı geldi. 16. soruda 4x4 boş bir tablo üzerinde bir kareye dokunulduğunda dokunulan kare, o karenin hemen sağındaki ve hemen aşağısındaki kare maviye dönüşür. Her satırın solunda ve her sütunun üzerine yazan sayı o satır ve sütunda maviye boyanan kare sayılarını gösterir. Şekil 1'deki tablonun şekil 2'deki tabloya dönüşmesi için A, B, C, E karelerine dokunmak yeterlidir demiş. Şimdi örneği inceleyelim. Mesela A'ya dokunduğu zaman hem dokunulan kare hem hemen sağındaki hem hemen aşağısındaki kare maviye boyandı. Daha sonra B'ye dokunmuş. B'ye dokunduğu zaman B boyanır, G boyanır, D boyanır. C'ye dokunmuş. C zaten kendisine olacak. Aşağısındaki zaten boyanmış. Sağında yok. E, aynı şekilde E'ye de dokunulduğunda E'nin aşağısında yok zaten. Hemen sağındaki de boyanıyor ve F'de boyanmış oluyor. Ve bu şekilde görüntü oluşmuş. Boş bir tabloda en az sayıda kareye dokunularak şekil 3'teki tablo elde edilmiş. Buna göre hangi karelere dokunulmamıştır diye soruyor. Şimdi öncelikle buradaki numaralara da dikkat etmemiz lazım. Mesela şöyle yapalım. Burada mesela 1 yazıyor. Burada bir tane mavi kareye boyanmış olması lazım ki o zaman buradaki ifademizde herhangi bir tanesini boyayacağız, diğerlerini boyanmayacak diye işaretleyeceğim. Burada da 4 demiş ve 4 tane kare var. O zaman bunun her biri mutlaka boyanacak kesinlikle. Bununla başlayalım. Şimdi buraya baktığımız zaman bir taneydi zaten, bir tane boyanmış oldu. O zaman bunlar kesinlikle gitti. Yani bunlar hiçbir şekilde boyanmayacak. Burada 2 demiş. Şimdi E boyanmış. Bunlardan bir tane daha boyanması gerekiyor. Şimdi buraya daha sonra 3'e bakalım mesela. Çok olanlara bakmak daha mantıklı olacak. 3'e baktığımız zaman burası zaten boyanmayacak. 3 tane kare kaldı. O zaman bunların 3'ünün de boyanması gerekecek. 2'ye baktığımız zaman 2 tane boyanacak demişti ve şu an 2 tane boyalı. O zaman bunlar kesinlikle boyanmayacak. Daha sonra burada 2'ye bakalım. 2'de zaten 2 tane şu an boyanmayacak. O zaman bunların ikisini kesinlikle boyanması lazım. 3'e baktığımız zaman şu an 3 tane zaten boyalı. Dolayısıyla burası hiçbir şekilde boyanmayacak. Aynı şekilde burası da 3. Bunların 3'ünü de boyandığına göre burası boyanmayacak. 0 demiş zaten. Bunların hiçbiri de boyanmamış oldu. Bu şekilde boyananları gösterdik. Şimdi en az sayıda kareye dokunmaya çalışalım. Mesela burada şöyle düşünelim. En alttaki G'den başlasak, G'ye dokunursak hemen sağındaki ve aşağısındaki de boyanacağı için G'ye kesinlikle dokunmamız gerekiyor. Yani dokunulmayan karelerden biri kesinlikle G olacak. Daha sonra mesela şöyle düşünelim. Burada A'ya dokunmuş olsak A'nın hem aşağısındaki hem sağındaki boyanmış olacak ve 3'ü de boyanmış olacak. H'ye baksak H'nin hemen aşağısındaki ve hemen sağındaki boyanacak. Bunlarda sıkıntı yok. Ama burada tekrar A'ya da mutlaka dokunmamız gerekecek. Çünkü A başka türlü kendisine dokunulmazsa hiçbir şekilde boyanmıyor. O zaman A'ya dokunmam gerekiyor. A'ya dokunduğumuz zaman kimler boyanmış oldu? B boyanmış oldu ve H boyanmış oldu. G'nin boyanması için G'ye dokunmayacağız bunların boyanmaması için. Ama H'ye dokunursak eğer hemen aşağısındaki ve hemen sağındaki boyanacağı için burası da boyanmış olur. Dolayısıyla G de boyanmış oldu şu an. O zaman dokunduklarımızı düşünürsek burada A'ya dokunduk.
H'ye dokunduk. Bunlar bu şekilde boyananlar, dokunduklarımız bunlar. Bunun dışında şimdi burada B boyandı zaten. Bize C, D, E ve F lazım. C'ye mesela dokunursak, şimdi C'ye dokunmazsam eğer üstündeki boyanmayacağı için hiçbir şekilde boyanmaz. Eğer B'ye dokunursam burada aşağısındaki ve sağındaki de boyanabilir. B'de dokunulabilir. Ya da direkt C'ye dokunduğumuz zaman aşağısındaki boyanır ve D de boyanmış olur. O zaman şöyle diyelim. Şu an C'ye dokunarak C de boyandı, D de boyandı. E ve F'nin boyanabilmesi için de eğer E'ye dokunursak F de boyanmış olacak. Dolayısıyla E'ye de dokunduk. Amacımız en az sayıda kareye dokunmak zaten. Dolayısıyla hiç dokunulmamış olanlar kimler? G'ye dokunulmadı, B'ye dokunmadık, G'ye dokunmadık ve D'ye dokunmadık. Burada o zaman neler var bakalım? G'yi iki defa yazdık. B, G ve D olacak. Şıklara baktığımız zaman burada B, G, D ve F de boyanmadı aynı şekilde. Ona da bakalım. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı oldu. 17. soruda sağlıklı bir insanın kalp atışlarının ölçümü yapıldığında 8 eş bloktan oluşan bir kalp grafisi elde ediliyor. Kalp grafisini oluşturan bu bloklardan bir tanesinin birim kareler üzerindeki çizimi aşağıda gösterilmiş. Şekildeki bloktan sonraki her bir bloğun A noktası bir önceki bloğun B noktasının üzerine gelecek biçimde toplam 8 blok birim kareler üzerinde ve yatay doğrultuda yan yana gelecek şekilde yerleştirilirse son durumda B noktasının koordinatları hangisine eşit olur? Yani burada mesela A burada, B burada. Şimdi B'nin olduğu konuma da bakalım. Burada 2, 4, 6, 7'ye denk geliyor. Yani apsisi 7'ye denk geliyor. 0, 1, 1, 1 adım yukarı çıktığı için ordinatı da 7'ye 1 şeklinde denk gelmiş oluyor. Şimdi bu diğerinde tekrar A noktası buradan başlamış. B noktası tekrar bir sonrakinde yine aynı şekilde buna gibi konumlanacak. Burada mesela 0'dan 7'ye çıktığına göre o zaman ikincisine geldiği zaman yine aynı şekilde 7 fazlası olacak. Mesela 14 gelecek. 0 iken 1 olduğuna göre o zaman 1'den de 2 olacak. Bu şekilde gidecek. Bu birincisiydi, bu ikincisi, bu şekilde devam edecek. Bize 8. lazım. O zaman her birinde 1, 7 artıyorsa 8 defa olduğunda 8 katına çıkacağı için 56 gelecek. Burada da aynı şekilde ordinat da 8 katına çıkacağı için ordinat da 8 olacak. Yani sonuncusu 8. yerleştirildiğinde B noktasının koordinatları 56'ya 8 olacak. Bu soruda Serpil 2018 yılında Esra'ya eğer sen 5 yıl önce ben ise 7 yıl sonra doğmuş olsaydık sen benden 2 yaş büyük olacaktın demiştir. Serpil ve Esra'nın 2021 yılındaki yaşları toplam 36 olduğuna göre Esra 2018 yılında kaç yaşındadır? Şimdi şöyle yapalım, Serpil ve Esra diyelim. 2018 yılında bu konuşma geçiyor ve Serpil ve Esra'nın 2021 yılındaki yaşlarının toplamı da 36 verilmiş. Bize bu yıllar lazım. Şimdi şöyle buradaki 2018 yılındaki geçen konuşmada Serpil Esra'ya şöyle söylüyor. Eğer sen 5 yıl önce doğsaydın. Şimdi eğer Esra 5 yıl önce doğsaydı Esra'nın şu anki yaşından yaşı 5 yaş fazla olacaktı. Ben ise 7 yıl sonra doğmuş olsaydım diyor. Yani Serpil'in de yaşı 7 yaş küçük olacak o zaman. Bu şekilde olsaydık sen benden 2 yaş büyük olacaktın demiş. Şimdi şöyle diyelim, bunun mesela x olsaydı, bunun y olsaydı, bu şekilde bu 5 yaş büyük, bu da 7 yaş küçük olduğunda Esra şunu söylüyor, sen benden 2 yaş büyük olacaktın demiş. Yani y artı 5'in x eksi y'den 7'den 2 fazla olacağını söylüyor. O zaman buna 2 eklersek eşitlenmiş olacaklar. Y artı 5 eşittir. Buradaki değerimiz ise x eksi 5 olacak. X'i diğer tarafa alalım. Y eksi x eşittir. Eksi 10 ya da tam tersi eksiyle çarptığımız zaman x eksi y'nin buradan 10 olduğunu söyleyebiliriz. 2021 yılında şimdi normalde bu şekilde bu varsayımda normalde yaşları 2018 yılındaki yaşları x ve y. 2021 yılına yani 3 yıl sonra x artı 3 yaşında olacak Serpil. Esra ise y artı 3 yaşında olacak. Topladığımız zaman da bunların 36 olması gerekiyor. O zaman x artı y artı 3 artı 3'ten 6 toplamları 36 olacak. Buradan x artı y'nin değeri 6'yı karşı tarafa alırsak 30. Bu iki denklemi kullanalım şimdi. Buradaki x artı y değeri 30'a eşit. X eksi y değeri ise 10'a eşit. Taraf tarafa topladığımız zaman y'ler gitti. 2x eşittir 40. X değerimiz de buradan 20 geldi. Yani Serpil'in yaşı 2018 yılında 20 yaşındaymış. O zaman Esra da 10 yaşında olacak. Yerine yazdığımız zaman toplamları mesela 30 geliyor. Buna göre Esra 2018 yılında kaç yaşındadır demiş. Yani bize Y'yi sorduğu için cevabımız C şıkkı geldi. 19. soruda bir bilgisayarın işlemcisi o anda yapılan tüm kopyalama işlemleri için
tüm kopyalama hızını eşit biçimde paylaştırarak kopyalama yapmaktadır. Aşağıda 3 farklı dosyanın kopyalama işlemi sırasında bir anlık görüntü verilmiş. İşlemci her dosyanın kopyalama işlemi bittiği anda diğer dosyalar için kalan süreyi yeniden hesaplar. A ve B dosyalarının kopyalama işlemleri bittiği anda C dosyası için hesaplanan kalan süre aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi işlemcinin belli bir hızı olacak ve bunları eşit bir şekilde paylaştıracak. 3'e bölünebilir olması lazım. Hatta biraz daha genişletelim. Şöyle diyelim, işlemcinin hızını 6 ve olarak alırsam. 3'e böldüğüne göre ilk başta her birinin hızı o zaman eşit bir şekilde paylaştırdığı için her birinin hızı 2V olacak. Şimdi 2V kadar zamanda mesela B dosyası 2 dakika sonra bitecekmiş. O zaman 2 dakika sonra B dosyası tamamen bittiğinde A dosyasının geriye o zaman 12 dakikası kalacak. C dosyasının ise geriye 18 dakikası kalacak. Şu anda B dosyası tamamen bitmiş oldu. Şimdi tekrar bu sefer işlemci şu an 2 tane dosyayı çalıştıracak ve normalde işlemcinin hızı 6V'di. Bu sefer 2 tane dosya için kullandığına göre artık 2V değil 3V hızlarla çalışacak bunlar. 3V hızla bu dosyalar yüklenecek. Buna göre şimdi şöyle bakacağız. A dosyası peki 3V hızla ne kadar zamanda yüklenir ona bakalım. Normalde A dosyası 2V hızıyla 12 dakikası kalmıştı. Şimdi artık hızı 3V olduğuna göre ne kadar zamanda bitecek ona bakacağız. 3V hızıyla kaç dakikada biter bakalım. Şimdi hız arttı. Hız arttıkça zamanı azalacağı için burada ters orantı var. Ters orantı şu şekilde çarpıyorduk. Yani 2 çarpı 12 eşittir 3 çarpı soru işareti diyelim. Sadeleştirdiğimiz zaman da burada 8 dakikada biteceğini buluyoruz. 8 dakika sonra bu tamamen bitecek demektir. Şimdi buna baktığımız zaman artık 12 dakika değil 3V hızıyla 8 dakika oldu. 8 dakika sonra bitecek. C dosyasına da bakalım. Normalde 2V hızla 18 dakikada bitecekti. 3V hızla kaç dakikada bitecek onu bakalım. Yine aynı şekilde burada ters orantı olacak. Hız arttıkça zaman azalacak. 2 çarpı 18, 3 çarpı soru işareti geldi. Buradan da 12 dakikada biteceğini bulduk. Artık şu an elimizdeki zamanlar 8 dakika, burada ise 12 dakika. 3V hızıyla bu şekildeki zamanlar tamamlanacaklar. O zaman 8 dakika geçtiğinde artık A dosyası da tamamen yüklenmiş oldu. 8 dakika geçtiğinde de C dosyasının yüklenmesi gereken 4 dakikası kaldı. Şu an 2 tane dosya bitti, tek bir tane dosya kaldı. Bu dosyanın da yine aynı şekilde şimdi şöyle bakacağız. 3V hızıyla 4 dakikadaydı. Ama artık tek bir dosya kaldığı için işlemci tamamen bunu yüklemeye devam edecek. Yani 6V hızıyla yüklenecek. O zaman şöyle diyeceğim. 3V hızla normalde 4 dakikada yüklenecek olan bu C dosyası artık 6V hızıyla kaç dakikada yüklenir? Hızı 2 katına çıktıysa zaman yine yarıya düşecek. Yine ters orantı olduğu için 2 dakikada C dosyası yüklenecek. Bize de bunu soruyor zaten. A ve B dosyalarının kopyalama işlemleri bittiği anda C dosyası için hesaplanan kalan süre hangisi olur dediği için cevabımız C şıkkı geldi. 20. soruda bir fındık tüccarı satın aldığı x kilogram fındığı taşımak için her biri 72 kilogram fındık alabilen özdeş A çuvalından A tanesini doldurduğunda satın alınan fındığın %60'ını. Şimdi o zaman burada şöyle diyelim, 72 kilogramdan A tanesini doldurduğunda %60'ına, yani x'in %60'ına denk geliyormuş. Daha sonra her biri 32 kilogram fındık alabilen B çuvalından 15 tanesini doldurduğunda ise demiş, geri kalan fındıkların tamamını çuvallara doldurmuş oluyor. Yani x'in yüzde o zaman 40'ına denk gelecek. Şöyle sıfırları sadeleştirelim. 6 ile 72 sadeleştirdik, 12. Buradan 10 ile çarptığımız zaman 120A eşittir x geldi. Burada da sadeleştirelim. 4 ile 32'yi sadeleştirdik, 8 geldi. Daha sonra 8 çarpı 15 çarpı 10 gelecek. Buradan 8 çarpı 15 dersek 8 kere 5 40. Buradan da 120, yani 1200 olacak. X değerini bulduk. X'i yerine yazarsak 120A eşittir 1200. Buradan da A değerimiz 10 geldi. Şimdi yerine yazalım. X değerimiz zaten 1200. A değerimiz 10 olduğuna göre 30 çarpı 10'dan 300 geldi. Aradaki fark da 900 oldu. 21. soruda BOM adlı oyunda birden başlamak üzere oyundaki herkes sırasıyla ardışık doğal sayıları söyler. Ancak sıra 5 ve katlarına gelince oyuncu sayıyı söylemek yerine BOM diye bağırır. Oyundaki herkes sırasını bitirdikten sonra ilk başlayan kişiden itibaren aynı sıra ile sayma işlemi kaldığı yerden devam eder. 20 kişinin oynadığı bir BOM oyununda oyuna başlayan kişi 3. kez sıra kendisine geldiğinde hiçbir şey söylemeden oyun bitmiştir. Buna göre BOM oyunu bittiğinde öğrencinin söylediği sayıların toplamı kaçtır demiş ve oyundan da kimse elenmemiş.
Şimdi ilk birinci kişi başladı ve 20 kişi olduğuna göre 20'ye kadar gitti. Daha sonra 21'de tekrar ilk başlayan kişiye geldi. Bir sonrakinde yine aynı şekilde 21'den 40'a kadar gitti ve normalde 41'de 3. kişiye gelecekti ama bunu söylemeden oyun bitmiş ve eleme de olmamış. Şimdi eleme nasıl oluyor? 5'in katlarını söylerse eğer elenecek normalde. Ama bunlar hiçbir şekilde 5'in katlarını söylememişler ama burada söylemeden sadece oyun bitmiş. Demek ki oyun burada bitiyor demektir. Şimdi şöyle diyelim, burada 1'den normalde 40'a kadar olan sayıların toplamını alsaydık. Yani hepsi söylenebilseydi 1'den 40'a kadar olan sayıların toplamı için n çarpı n artı 1 bölü 2 diyeceğim. Buradan sadeleştirdiğimiz zaman normalde 820 gelecekti. Ama burada 5 söylenmeyecek, 10 söylenmeyecek, 15 söylenmeyecek, 20 söylenmeyecek, 25 söylenmeyecek, 30, 35 ve aynı şekilde 40 da söylenmeyecek. Eleme olsaydı eğer 40 söylenmiş olurdu ki elenmiş olurdu. Olmadığı için 40 da söylenmiyor mu? Oyun bitiyor sonuç olarak. Buna göre bunlar söylenmediğine göre toplama o zaman bunları çıkartacağız. Bunları da topladığımız zaman buradan 15, 30, 50 geldi. Şöyle yazalım. Daha sonra 40, buradan 70 geldi. 35 ile 25 topladığımız zaman da buradan da 60 geldi. Topladığımız zaman 130, 180 oldu. 180'i o zaman 820'den 180'i çıkartırsak aradaki fark da buradan 640'a eşit oldu. Yani 640 söylenen sayıların toplamı 640 geldi. 22. soruda şekil 1'deki silikon tabancasının ortasına yarısına kadar doldurulmuş silikon tüpü koyuluyor. Sonra bu tabanca ile tüpün tamamı bitirilerek özdeş 9 kare fayans ile kaplanmış kare bir zeminin fayanslarının birer kenarları arasında kalan boşluklar şekil 2'deki gibi silikon ile kapatılıyor. Şekil 2'deki dizilim mantığıyla devam edilerek 16 fayans kullanılarak kaplanan kare bir zeminde fayansların birer kenarları arasındaki boşlukları kapatmak için kaç tane tam dolu silikon tüpü kullanılır? Şimdi kaç tane kenar var ona bakalım. Burada şimdi kenarlar burada 1, 2 dediğimize göre burada 2 tane kenar var. 2 tane daha doğrusu boşluk var arada. Yine aynı şekilde sütun olarak baktığımızda da yine burada da 2 tane sütun geldi. Şimdi her bir sütunda da 1, 2, 3 tane, 1, 2, 3 tane olduğu için 2 çarpı 3'ten burada 6 tane kenar gelmiş, 6 tane ara gelmiş oldu. Aynı şekilde sütuna baktığımız zaman 2, burada da yine 3 tane olduğu için 2 çarpı 3'ten burada da 6 tane. Yani 6 artı 6'dan 12 tane burada kenarlar yani 2 kare arasındaki boşluk var. Bunu sayarak da yapabilirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Ama dediğim gibi bu şekilde daha pratik. 2 tane satır var. Her satırda da 3 tane bölüm var. 3 ile çarptık 6. 2 tane sütun var. Her sütunda 3 bölüm var. 3 ile çarptık 6. Şimdi 9 kare yani burada 3 çarpı 3'lük bir kare olduğu zaman 12 tane boşluk varmış. Şimdi ise 16 fayans yani 4 çarpı 4'lük bir kare lazım bize. 4 çarpı 4'lükteki yine aynı şekilde boşluk sayısı lazım. Şimdi burada 4 çarpı 4'lükte de şöyle düşünelim. Bu sefer nasıl 3 tane burada kare olduğu zaman 2 tane boşluk vardı. 4 tane kare olduğunda da 3 tane boşluk olacak. Yani şöyle bir kareyi düşünelim. Bu sefer 4 tane kare olduğu için satır 3 tane olacak. Her birinde de burada 3 çarpı 3'lükte 3 tane vardı. 4 çarpı 4'lükte de 4 tane olacağı için 4 çarpı 3'ten 12 tane kare 12 tane boşluk buradan geldi. Sütunda da yine aynı şekilde 4 çarpı 4'lükte 3 tane sütun olacak. Her sütunda da bu sefer 4 tane burada boşluk geleceği için 3 çarpı 4'ten yine 12 tane geldi. Yani toplamda 12 çarpı 12 artı 12'den 24 tane karelerin arasında boşluk var. Burada silikon tabancasıyla doldurulacak olan boşluklar burada da 24 tane geldi. Şimdi silikon tabancasının yarısıyla 12 tanesi doldurulduğuna göre 24 tanesi için yani şöyle diyelim tabancanın 1 bölü 2'siyle 12 tane boşluk dolduruluyorsa 24 tanesinin doldurulması için de silikon tabancasından 1 bütün gerekiyor. Dolayısıyla 1 tam dolu silikon tüpü kullanılır diyoruz. 23. soruda A kümesinin farklı elemanlarıyla oluşturulan ve içinde mutlaka 7 rakamı bulunan 3 basamak sayıların adedi x demiş. Şimdi bunlara bakalım. Mesela 3 basamaklı bir sayı oluşturacağız. 3 basamaklı sayıda 7 mesela yüzler basamağında olabilir, 7 onlar basamağında olabilir, 7 birler basamağında olabilir. Mesela yüzler basamağında olduğunu düşünürsek buraya bir tane sayı yazdık. Sadece 7'nin olmasını istediğimiz için. Şimdi diğerlerinden de toplamda 7 tane sayı vardı. Bir tanesini kullandık farklı elemanlar dediği için. 6 tane eleman, 6 tane elemandan herhangi birini buraya yerleştirebilirim. Geriye bir tane daha elediğimiz için geriye 5 eleman kaldı. 5 tane elemandan herhangi birini buraya yerleştirebilirim. Yani 7'nin yüzler basamağında olduğu o zaman 6 çarpı 5 çarpı 1'den 30 tane farklı sayı geldi.
7 onlar basamağına geldiği zaman yine aynı şekilde 30 tane sayı gelecek. 7 birler basamağına geldiğinde yine aynı şekilde 30 tane sayı olacak. Çünkü bunların yeri değişecek ama sonuçta yazabileceğim sayıların adedi yine 6 ve 5 olacak. Dolayısıyla toplamda bu şekilde 7 rakamı bulunan 3 basamak sayıların toplamı 30 tane. A kümesinin farklı asal elemanlarıyla oluşturulan 3 basamak sayıların adedi. Şimdi asallarımız 2, 3, 5 ve 7 gelecek. Bunlarla oluşturulabilecek 3 basamaklı sayılar. Herhangi biri bir yerde dursun diye bir şart yok. Dolayısıyla 4 tane sayı var. 4 sayıdan birini yüzler basamağına, bir tanesini eledik. 3 tane sayıdan birini onlar basamağına, bir tane daha eledik. Geriye kalan 2 tane sayıdan herhangi birini de birler basamağına yerleştireceğim. Dolayısıyla buradan da 24 tane farklı sayı gelecek. Burası bize x sayısını, burası da y sayısını veriyormuş. Buna göre burada y sayısı ile x sayısını topladığımız zaman da cevabımız 114 oldu. 24. soruda bir satıcı %20 karla sattığı bir malı demiş. Şimdi şöyle diyelim, maliyeti ilk başta o zaman 100x olsun. %20 karla satıyorsa satış fiyatı 20 kar olduğuna göre 100'ün %20'sinden 20x kadar kar uygulayacak. Dolayısıyla 120x'e satacak. Satış fiyatı üzerinden de demiş %20, %50 indirim yaparak 240 TL'ye satıyor. Şimdi bu satış 1 diyelim, daha sonra tekrar bir indirim uyguladı. 120x'in %50 indirim yaptı, yani 60x kadar indirim yaptığı için geriye o zaman 60x kadar kaldı. 60x'e satıyormuş ve 240 TL'ye denk gelmiş bu. 60x 240 olduğuna göre x'in de buradan 4 olduğunu bulduk. Dolayısıyla malın maliyeti normalde 400'müş, şu anda 240 TL'ye satıyor. Bu durumda çok fazla zarar ettiğini düşünen satıcı bu malın satış fiyatını ATL arttırıyor. Şimdi 240 TL'ye satıyordu, artık satış fiyatını ATL arttırmış. Bu şekilde olduğunda satıcı son satışta ne kar ne de zarar ettiğine göre demiş. Yani o zaman maliyetiyle şu anki satış fiyatı birbirlerine eşit olacak. Ne kar ne de zarar var çünkü. Buradan da A'yı 160 TL olarak bulduk. Buna göre bu malın alış fiyatının ATL fazlası kaç TL demiş. Alış fiyatı, yani maliyetinden bahsediyor. 400 TL'ydi. 160 TL ATL'yi ekledi buraya. Dolayısıyla alış fiyatının, yani maliyetinin 160 TL fazlası da 560 TL'ye eşit oldu. 25. soruda 64 tane birim kareden oluşan bir oyun tahtasının yarısını Muhip 8 dakikada, kalanını ise Can 4 dakikada boyamakta. Yani yarısı dediğine göre 32 tanesini 8 dakikada Muhip boyuyormuş. Kalanını ise demiş, yani 32 tanesini yine aynı şekilde Can ise 4 dakikada boyuyor. O zaman biz bunların hızlarını, sonuçta aynı işi yapıyorlar. Hızları için o zaman direkt şöyle diyebiliriz. Bu daha hızlı yaptığına göre bunun hızı V ise bunun hızı da 2V gelecek. Buna göre Muhip ve Can birlikte 48 tane birim kareden oluşan bir oyun tahtasını kaç dakikada boyayabilir? Birlikte dediği için hızlarını topluyorum. 3V'ye geldi. T kadar zamanda 48 tane birim kareden oluşan oyun tahtasını boyayacaklar. Şimdi burada şöyle diyebiliriz. İlk başta mesela Muhip veya Can üzerinden bakabiliriz. İş x eşittir V çarpı T diyoruz. Yapılan iş 32. Hız V kadar, zamanda 8 dakika. Dolayısıyla buradan direkt biz V'nin 4 olduğunu buluyoruz. Aynı şekilde burada da zaten sağlıyor. Buna göre V yerine yazdığım zaman 4 çarpı 3'ten 12 çarpı T 48'e eşit. Buradan da T 4 dakika olarak geldi. Yani ikisi birlikte bu 48 birim kareden oluşan oyun tahtasını 4 dakikada boyayabiliyorlarmış. 26. soruda A kabında %A şeker içeren X gramlık şekerli su, B kabında %B tuz içeren Y gramlık tuzlu su karışımı vardır. Bu iki kaptaki karışım 3. bir kaba dökülüyor. Buna göre 3. kapta oluşan karışımın tuz yüzdesi hangisidir demiş. Şimdi öncelikle burada kütle çarpı yoğunluk diyeceğiz. Yani burada x gramlık bir şekerli su var. Biz sonuç olarak tuz yüzdesini arıyoruz. Şimdi şekerli suyun içerisindeki tuza baktığımız zaman sonuçta tuzun yoğunluğu lazım bize. X gram kütlesi, bunda bir değişiklik yok. Ama %A şeker içeren bir şekerli suyun içerisinde tuz miktarı, tuz yoğunluğu sıfırdır. %0'dır. O yüzden çarpı sıfır alıyoruz. Artı B kabında ise toplam miktar Y kadar. Buradaki tuz içeren miktar ise %B verilmiş. O yüzden çarpı B diyorum. Eşittir. Burada şimdi ikisi birlikte başka bir kaba boşalttı. Toplam kütleyi alacağım. X gram kadar bir kütle vardı. Y gram kadar kütle var. Dolayısıyla toplam miktar X artı Y olacak. Ve bize buradaki tuz yüzdesini soruyor. Tuz buradaki yoğunluğu bulacağız. Buna göre şimdi burada çarpı 0 dediğimize göre zaten burası gitti. Y çarpı B eşittir X artı Y çarpı soru işareti geldi. Bunu da yalnız bırakırsak Y çarpı B bölü X artı Y olarak buradaki yeni karışımdaki tuz yüzdesini bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla cevabımız buradan
A şıkkı geliyor. 27. soruda şekil 1'deki yol zaman grafiğinden yola çıkarak şekil 2'deki hız zaman tablosu verilmiştir. Buna göre yukarıda verilen yol zaman grafiğinden yola çıkarak yapılan hız zaman tablosu hangisidir? Şimdi önce örneği inceleyelim. Şimdi mesela burada zamanını 1 vermiş, yolu 4 vermiş. Şimdi x eşittir v çarpı t'de bunları uygulayalım. Burada alınan yol sonuçta burada 0 başlangıçtan başladığımız zaman alınan yol 4 birim. Hızını bilmiyoruz. T'si ise 1. Buradan da v değerimiz 4 geldi. 0-1 aralığındaki hızını 4 bulduk. Daha sonra buraya baktığımız zaman şimdi alınan yol burada 4'ten 12'ye çıktığı için alınan yol 8. Hızı ise 1'den 5'e kadar olan zaman aralığında olduğu için zamanı burada 4 gelecek. Dolayısıyla v çarpı 2 dediğimiz zaman v'sini de buradan, pardon burası 4 geldi. 1 ile 5 arasındaki zaman 4. O yüzden de burada v'si 2 oldu. Diğerine de bakalım. Aradaki mesafe 12 birim. Hız çarpı zamana bakalım. 5 ile 7 arasındaki mesafe zaman ise 2. Dolayısıyla v'si de buradan 6 geldi. Biz de bu şekilde yorumlayacağız şimdi. İlk etapta burada 0-1 aralığına yine aynı şekilde baktığımız zaman başlangıçtan aldık. Yol burada 6 gelecek. V çarpı t değerimiz 1 olduğu için önceki 0-1 aralığı 6 olacak. Burada mesela c şıkkını eleyebiliriz. Daha sonra ikinci aralığa baktığımız zaman aradaki mesafe 18. V çarpı zaman ise 2. Dolayısıyla v ise buradan 9 gelecek. Burada o zaman B şıkkını eledik çünkü 9 doğru olan. D ve E de aynı şekilde doğru. Bir sonraki aralığa baktığımız zaman aradaki mesafe 24. Zaman aralığı 2 birim. V çarpı 2. Buradan da hızı 12 geldi. Burada 3. 3 ile 5 aralığının 12 olması lazım. Aynı şekilde burada da doğru. Burada ise yanlış. Şimdi şöyle bir şey var. Burada da 0, 3, 3, 0, 5 şeklinde vermiş. Burada da zamanları yanlış belirtiyor. 1, 3, 3, 5 şeklinde devam etmesi gerekiyor. Diğerlerini yine kontrol edebiliriz. 58 ile 48 arasındaki mesafe 10. V çarpı zaman 1. Dolayısıyla V'si buradan 10 geldi. 6 ile 8 arasındaki mesafe 30. Zaman 2 fark var. Dolayısıyla yine 30 bölü 2'den 15 geldi. Dolayısıyla hız zaman tablomuz A şıkkındaki doğru oldu. 28. soruda sabah, öğlen ve akşam bir ölçek kullanılması gereken ilacı pazartesi günü sabah alan Arda aynı gün öğlen ilacı kullanmaya başlamış. Arda 5 mililitrelik ölçek kullanarak ilacı içmek istediği her defasında aynı miktarda eksik ilaç içmiştir. Arda perşembe sabahı ilaç içmek için şişeyi eline aldığında şişede 14 mililitrelik ilaç kaldığını görmüş. 50 mililitrelik dolu ilaç şişesi aşağıda gösteriliyor. Buna göre Arda her bir ölçekte kaç mililitrelik eksik ilaç içmiştir? Şimdi ilacın tamamı 50 mililitre. Kaç defa ilaç içtiğini hesaplayalım. Sabah aldığı için öğlen başlamış. Yani pazartesi günü öğlen başlamış. Pazartesi öğlen ve akşam olacak şekilde 2 tane almış. Salı günü 3 öğünde alıyor sabah, öğle, akşam. Çarşamba günü yine aynı şekilde 3 öğün alıyor. Perşembe sabah içmek istediğinde ise 14 mililitre kaldığını görüyor. O zaman 6-8 defa ilaç içmiş. Her defasında da mesela x kadar içtiğini düşünürsek 8x kadar 50 mililitrelik ilaçtan 8x kadar ilaç eksilmiş oldu. Ve bu 14 mililitreye eşitmiş. Buradan 36 eşittir 8x dersek x değerimiz buradan 36 bölü 8, 9 bölü 2'den 4,5 mililitre geldi. Her seferinde bu kadar içiyor ama normalde 5 mililitre içecekti. Dolayısıyla 5 mililitre değil de 4,5 mililitre içtiği için her seferinde 0,5 mililitre eksik ilaç içmiş oldu. 29. soruda 6 özdeş beşgenden elde edilmiş. Şekil aşağıda gösteriliyor. En az bir köşesi ortak olan beşgenler farklı renklerde boyanmak istenirse bu işlem için en az kaç renk kullanılır? Şimdi en az bir mesela ortak olan mesela buradakilerin üçünde farklı renk olması gerekiyormuş. Mesela burası pembe olsa, burası kırmızı olsa, burası sarı olsa. Şimdi burasının sonuçta sarıyla ve kırmızıyla aynı olmaması gerekiyor ama pembeyle aynı olabilir. Çünkü bunun ortak bir yanı, ortak bir köşesi yok. Dolayısıyla burası pembe olabilir. Çünkü en az renk kullanmak istiyoruz. Burasında sarıyla bağlantısı olmadığı için sarı olabilir. Şimdi buraya baktığımız zaman kırmızı zaten olamaz. Pembe burada olduğu için olamaz. Sarı burada olduğu için olamaz. Buraya başka renk yazmak zorundayız. Mesela burası da mavi olsun. Dolayısıyla en az renk burada 4 renk kullandığımız için cevabımız D şıkkı geldi. 30. soruda aşağıda 1'den 10'a kadar olan sayıların çarpım tablosu gösterilmiştir. Halil çarpma işlemin sonuçlarından rastgele birini seçecektir. Buna göre Halil'in seçtiği sayının 10'un bir tam katı olma olasılığı kaçtır? Şimdi öncelikle evrensel kümeye baktığımız zaman burada her birinde 10'ar 10'ar olduğuna göre toplam 100 tane burada sonuç gelecek. İstenen durumda 10'un katları olanlara bakalım.
Şimdi burada direkt işaretleyeceğim. Onun katı olan mesela 1 çarpı 10'dan 10 gelmiş. Bunun dışında burada 2 çarpı 10'dan 20 var. Ama burada şöyle diyelim, mesela 2'den sonuçta 20'ye kadar burada 10'u da elde edebiliriz. Mesela 2 ile burada şöyle diyelim, 2 ile 10, 5'i çarptığımız zaman 2 ile 10'u çarptı 20. 2 ile 5'i çarptığımız zaman da 10 gelecek. Burada bir tane daha 10'un katını elde ettik. Her biri farklı farklı burada değerler olduğu için 2 defa saymamıza bir sıkıntı yok. Daha sonra 3 çarpı 10'dan bir tane burada var. Şimdi onun dışında mesela 20'yi 3'ün bir çarpanıyla 20'yi elde edemeyiz. 10'u elde edemeyiz. Dolayısıyla başka gelmez. Daha sonra 40'lara bakalım. 40 için şimdi 4 çarpı 10'dan 40 gelir. Bunun dışında 10'u 4 ile 10'u elde edemem ama 4 ile 20'yi elde edebilirim. 4 çarpı 5'ten 20 gelir. 5'e bakalım. 5 ile mesela 10'u çarparsak 50 gelecek 50'lere geldiğimiz zaman. 50'nin dışında 5 ile mesela neyi çarpabiliriz? 5 ile 4'ü çarptığımız zaman 20 gelir. 5 ile 2'yi çarptığımız zaman 10 gelir. Sonuçta 50'ye kadar olan, burada 1'den 50'ye kadar olanlardan bu değerleri elde edebiliyorum. İçinde sonuçta 10 var, 20 var. 5 ile 6'yı çarparsam 30 var. 5 ile 8'i çarparsam 40 var. 5 ile 10'u çarptığım zaman 50 geldi. Daha sonra 6'lara bakalım. 6 ile 10'u çarptık 60. 6'dan önce mesela 50'yi, 40'ı, bunları 6 ile elde edemem ama 6 ile 5 çarparsam 30'u elde ederim. Daha sonra 7'ye baktığımız zaman 7 çarpı 10'dan 70 gelir ama 7 ile 7'den önceki hiçbir 10'un katını elde edemeyiz. Yani 60'ı, 50'yi hiçbirini 7 ile elde edemeyiz. 8'e bakalım. 8 çarpı 5'ten mesela 40 gelir. 8 çarpı 10'dan 80 gelir. 9'a baktığımız zaman 9 çarpı 10'dan 90 ama öncesi hiçbir şekilde 9'da yine elde edemiyoruz. Bunun dışında bir de şimdi şu anda 90'a kadar geldim. Yani burada 9'lara kadar gelmiş oldum. En son onlarda da bunların her biri 10'un katı olduğu için burada zaten direkt 10 tane 10'un katı var. Kaç tane oldu bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 geldi. 10 tane de burada var. 23 oldu. Burada da saydıklarımız vardı. 24, 25, 26 ve 27. Dolayısıyla istenen durumumuz 27 tane. Tüm durumumuz 100 olduğu için burada olasılığımız 27 bölü 100 geldi.